Dağlar dağlar, gül pembe, dönence ve daha onlarca unutulmaz şarkı. 7'den 77'ye herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan, sadece kendi zamanının değil, yeni neslin de sesi olmayı başaran Barış Manço'nun vefatının üzerinden tam 25 yıl geçti. Bülteni Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden Barış Manço'yu özlemle anarak noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere, hoşça kalın. Şayet o gün babam o gitarı bana almasaydı bugün ben burada yoktum zaten. Sensiz yaşamak ne kadar zor. Ayrılık acısını gel bana sor. Ayak bastım, işgal ettiğin toprak kadar bir sebebim var bu dünyada. O sebebin parçaları da bunlarmış. Dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçen sevdiğim. Yakından gören. Gülpembe benim babaannem. Böyle akça pakça bir İstanbul hanımıydı babaannem. Büyük bir aşkla severdim ben babaannemi. Onun en iyi anası torunu da bendim. Vefat ettiği zaman ben 13-14 yaşlarında falan bir çocuktum. İşte 13-14 yaşındaki o hüzünlerimin süzülmüşüdür Gülpembe. Yani çoğu zannedildiği gibi bir genç kız falan değildi o Gülpembe. Dudağında son bir türkü Gülpembe. Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe. Televizyon izleyicisi bu programları benimsemeseydi bırakın 300, bırakın 200, bırakın 100, 10 program bile yapamazdınız. İsmi ne kardeşinin? Abi. Kedinin sesi nasıl biliyor musun? Nasıl bağırıyor kedi? Yürür diye. Yeter! Karısın dünya! Yansın olduğum olacak! Gün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Yalvarsa duyulur, unutsun beni demesin. Ben de kala istemeyi, mektupları istemesin. Üzüme sevgiciyim, bir daha çıkmam karşına. Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ben nasıl